Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli etiyle huzur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karışalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertifteki haberlerini huzurunla olsun. Şükürüşümüz. Kınem size dekhtanlar ekranımızı bulsun. İstanbul'da Dünya Şarkı Türkistanlıkları Qeyrindaşlıq Uçuruşuş Yığınının Eçiliş Mürasimi ötküzüldü. 22 iyon 10. növetlik Dünya Şarkı Türkistanlıkları Qeyrindaşlıq Uçuruş Yığılışının Eçiliş Mürasimi İstanbul Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'de ötküzüldü. Mürasimga Türkiye'de yaşayabatkan ve dünyanın her kaysi caylarda yaşayabatkan Şarkı Türkistanlıklar Türk qeyrindaşları bulup minlarca kişi iştirak kıldı. Mürasim Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Yıllardan beri Dünya Şarkı Türkistanlıkları Qeyrindaşlıq Uçuruş Yığınığı sahip kallık kılıp kilibatkan Şarkı Türkistan Marife Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumcu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Eçiliş sözü kıldı. O mundaq dedi. Dünya Şarkı Türkistanlıkları Qeyrindaşlıq Uçuruş faaliyeti 10. kıtımığı kadem koygan bugünkü günümüzde, Yetekçimiz merhum Abdülhakim Khan Maksum Acım Bolmay Kilişi, Abdülkadir Yapcan Akimiz Nezerbenti bulup aramızda yok buluşu, bizni kattık bir aram kılgan bolsun mu, yetekçilerimizin işlerine varislik kılıp, davayımızı devamlaştırış bizden mecburiyetimizdir. Hem de bular yetekçilerimizin bizden kütken ümidi. Yakınki birkaç yıldan beri Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan halkı üstünden elip berivatkan basturist siyasetleri barğansıra iğirleşip vardı. Biz halkımızın içinişlik zulümden tezirak kutuluşuğa vasıtı bolsun üçün Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlıq Uçuruş faaliyetini Milli Birlik Mesleğet Kenişi'ye özgertişini karar kıldık. Faaliyetimiz Şarkı Türkistan halkının azatlıkta erişip zulümden tezirak kutuluşuğa vasıtı bolğusu inşallah. Cemiyetimiz olarak 2009 yılında merhum ustaz Abdülhakim Han Mahdum ve kanaat önderlerimizden Abdülkadir Yapçan hocalarımızın destek ve himayeleriyle başlayıp Doğu Türkistan halkı şu an tarihin en sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. Uzun süreli esaret ve halen devam eden baskı ve sert yönetimin tesiri altında neredeyse yok olma eşiğine geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Halkımıza olan Çin baskıları, Çince eğitim dayatması, kültür ve medeniyetimize çakılan kazıklar, dini inanç ve yaşama yapılan müdahaleler, tarihi eser ve miraslarımızın silip süpürülmesi, aile planlaması ve Çinli yerleşim siyaseti ile gerçekleştirmekte olan büyük demografik değişiklik, Uygur kimliğinin çok kısa bir zamanda yok olmasının işareti olarak görülmektedir. Doğu Türkistan halkımızın, Doğu Türkistan halkının Çin Nazi kamplarının yarattığı dehşet ve travmadan daha kendine gelememişken hepimizi sarsan, sabrımızı taşıran Çinli Uygur ikiz aile genelgesi yürürlüğe girdi. Mürasimga Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reis Baş Meslehetçisi Ahmet Selim Köroğlu iştirak kılıp söz kıldı. O mündak dedi. Ümit var bulunlar. Yeniden sayılanan Cumhur Reisimizden mezlumlarının tarafında duruş meydanı enik. Cumhur Reisimiz dünyada zulümge karşı hiç kim ün çıkarmadan takdirde mu mezlumlarının yeniden durduğallıkını bildirdi. Bu hem Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz hem de dünya diasporasında bulunan kardeşlerimiz şu noktada müşteri olsunlar, asla üzülmesinler ve ümitlerini kaybetmesinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun seçilmiş ilk başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının ve mağdurlarının hem hamisidir hem ümididir. Filistin'de, Arakan'da, Suriye'de, Libya'da,
Yemen'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Bosna'da bugüne kadar bütün yapılan zalimliklerin ve zulmün karşısında tek bir şiarla durmuştur. Bunu her platformda da ifade etmiştir. O şiarımız da şudur: bu mağdur ve mazlum halklara bütün dünya sırtını dönse biz kucağımızı açacağız. Bütün dünya sussa biz susmaktan vazgeçmeyeceğiz. Murasim yana Şarık Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Ataullah Şahyar, Profesör Doktor Celal Erbay, Necati Efendi, Eysa Yusuf Alaptekin Vakfı Reisi Ömer Kul Efendi, Şarık Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Seyitim Türk Efendi, Ahmet Yesevi Vakfı Reisi İlyas Saka Efendi, Abdusalam Alim Katarlık Teşkilat Rehberleri ve Alim Ölümalar arka arkadan sözge çıkıp Uygur halkını ümitlik buluşku çakırış bilen birge Murasım'a iştirak kılgan Cumhur Reisi Baş Meslahatçısı'ya Şarkı Türkistan halkının derdini yetkildi. Hem de Baş Meslahatçı'dan Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'a Uygurlarının derdini yetkisi için talep kıldı. Murasım diyene programı arlıkıda prezentlerimiz tayarlıgan vatanperverlik mezmundaki şiir, nakşa ve başka numurlar körüstüldü. Murasımda Şarkı Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti uzaktan beri Şarkı Türkistan davası da boşaşmayı hizmet kılavatkan teşkilat rehberleri, alımlar ve bir kısım aktiflerine mukafat süpüte de hatırı buyumu takdim kıldı. Murasım Pişkadem alim Niyaz Damullam'ın yetekçiliği de dünya Müslümanlarının zulümden kurtuluşu, cümleden Şarkı Türkistan halkının Xitay tecavüzcülerinin zulümünden tezirak kurtuluşu, zalim Xitay komünistlerinin halak buluşu için kılınan dualar bilen ahırlaştı. Xitay'ın yeni bir rezilliği aşkarlandı. Xitay tecavüzcileri aileni hüddüge elip yetiş, 8'ni kaplaş, 8'ni yok kılış hakkında uxturuş tarqatdı. Yakında Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'daki korcak organı bulan Xotan Şehir ilçi yetisi tarqatkan aileni hüddüge eliş, yetiş hizmetindeki 8'ni kaplaş, 8 yok buluş namlı uxturuş, ictimai uçur vasıtlarda kent tarqaldı. Mezkur uxturuşta Uygur ailelerinin hemmesi de Xitay komünistleri yetip, Uygurlarını bir bütün nazarat astığı eliş, ata anısı atalmış terbiyeleş lagırığı solanan perzentlerini ailesinden ayırıp terbiyeleş. Ailede dinde okuqallar bulmaslık, hem dinde okumaslık. Aile kişilerinin Xitay komünistleri elip bargan barlık mini yüş paaliyetlerine tuluk katnaştırış katarlı hizmetlerini 100% emel iyileştiriş uxturulgan. Uxturuşta yine ailelerini hüddüge alğan Xitay kadımlarına cedvel tarıqtı belirgeliki, cedvelge aileye düşken Xitay hadimlerinin her bir aile azalarının namaz okuş ehvali, dini ehvali, Xitay Komünist Partisi'ni yakış görüş ya ki körmestik ehvali, Xitay Komünist Partisi'ni mail buluş ehvallarının kandak işkerliği katarlıklarını tefsiri tolduruş talep kılınan. Küzetküçüler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da künzeri küçeytip icra kılıbatkan saranlarca siyasetinin çektin aşkallıkını, bütün dünyanın bu meslege teğimi köp süküt kılmaslıkını, Xitay'a her xil besim işiltiş arkalık bu kanunsuz icraatlarının toxtutuluşuğa hareket kılışı gerektiğini bildirişmekte. Dünya Şarkı Türkistanlıklar qeyrindaşlık uçuruşuş yığını başlandı. 23 iyul 10. kıtımlık Dünya Şarkı Türkistanlıklar qeyrindaşlık uçuruşuş yığını İstanbul Kaya Mehmanxanası'nda başlandı. Yığınğa Amerika, Germaniya, Avustraliya, Belgiya, Finlandiya, Fransiya, Angliya, Şivisiya, Şivsariya, Yaponiya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Norvegiya, Pakistan, Rusya, Saudi Arabistan, Türkiye qatarlıq 17 devlet ve Şarkı Türkistan Teşkilat yetekçileri, dini ölümalar, tetkikatçılar, halıq teşkilat vekilleri ve Şarkı Türkistan halkı içinden çıkan ilgar pikirlik akademikler bulup 150 kişi katnaştı. Yığın Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Yığında Şarkı Türkistan Marif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ekiliş sözü kıldı. Şarkı Türkistan Marif Cemiyeti'nin kuruluş nişanı, kolgu keltürgen neticelerini umumlaştırıp, düşündürüp ötti. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Reisi Doktor Ataullah Şahyar, Milli Birlik ve Milli Birlik'nin ehmiyeti temesi toxtulup, Milli Birlik hakkıda tepsili düşünce bir iş bilen birge, hazırkı devirdeki Milli Birlik'nin ehmiyeti hakkıda inik düşüncelerini verdi. Körünüşte bir yerde oturan, kalbi hem yer okşamağa yerdir.
Herkide okşumuğa yedi, sözleri okşumuğa yedi. Birisi-birisinin kalbiyle birleşmeyen Mundaklı Şerif Türkistan birleşişi mağın milletke payda edip kelimeyle paramayın. Kendilerler. Yine yakından tekimerek bir kuyuk birleşken nesliğe karaydıgan bolsak Allah'ını yaratkan. Muşu bütün mülkeden madde hemisi bir birliktin neticesi. Stukburakhan ilim ve medeniyet vakfere isi Doktor Abdıxalık Uygur Kengash ve Milli Kengashning ufqumi uning dindiki o'rni temasida to'xtaldi. Tushdinkin Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining muavin raisi Abdusalom Alim Sharq Turkiston da'vosining kelgusi uchun odam yetishtirish komitetining qurilishi temasida to'xtalib, Sharq Turkiston da'vosida qanday odamlarni yetishtirishning zarur ekanligi, komitetning tafsiliy qurilmalarining qanday bo'lishi, qanday xizmatlarni qilishi haqida tafsiliy to'xtaldi. Minister Berat Albayrak Xitay Maliya Ministeri bilan ko'rishdi. Bu yilki G20 davlat guruhi yig'inida minister Berat Albayrak Xitay Maliya Ministeri bo'lib, nurg'un davlatning Maliya Ministeri bilan ko'rishdi. Turkiya Ovoz Radiosi xabarida bildirilishicha, bu yilki G20 davlat guruhi yig'ini Argentinaning poytaxti Buenos Airesda chaqirildi. Maliya ministerleri ve Merkez Bankası başlıkları iştirak kılgan yığınğa Türkiye'ye vakaleten Hazine ve Maliye İşleri Ministeri Berat Albayrak'tın sırt Merkez Bankası başlığı Murat Çetinkaya mukatnaştı. Bu kıtımkı yığın Amerika kozulgan soğudu oruşunun kölengisi ötüdü. Yığında kuyuk uçuruşlarını elip bargan Albayrak Amerikalık mensebdişi Steven Mnuchin bile mükürüştü. G20 devlet guruhiga a'zo davlatlar dünya iqtisodining 85%'ini, dünya nüfusining 3/2'sini ve xalqaro savdoning 4/3'ini tashkil qiladi. Dünya bo'yicha iqtisodiy kuchlik 20 davlatning moliya ishlari ministrlari ve Merkez Bankisi boshliqlari poytaxt Buenos Airesda dünya iqtisodiy ustida muzokara o'tkazmoqda. Bu muzokaralar Amerika bilan Xitoy, Yevropa ittifoqi, Kanada ve Meksika orasida partlagan savdo urushining ko'langisi o'tkazilmoqda. Bu qitimki yig'inda o'rtaq xitobnoma e'lon qilinishi mo'ljallanmoqda. Xazina va Maliya ishlari ministri Albayrakning tunji kuni oldirash o'tdi. Albayrak Hindoneziya Maliya ministri Seri Mulyani Indaravati, Germaniya Maliya ministri Olaf Scholz, Fransiya iqtisod va Maliya ishlari ministri Bruno Lomir, Xitoy Maliya ministri Liu Kun, Braziliya Maliya ministri Eduardo Guardia, Janubiy Koreya strategiya va Maliya ishlari ministri Dong Yon Kim Yevropa İttifakı Komiteti İqtisad ve Maliye İşleri Mesul Azası Peyer Moskovsi ve Amerika Hazine İşleri Ministeri Steven Mnuchin bilen ayrım ayrım görüştü. Komünizm dünyadan süpürülmekte. Kuba'nın yeni asasi kanundaki komünizm ibaresi çıkırıp taşlandı. Kuba'da parlamenti müzakir kılınıvatkan yeni asasi kanun lahisindeki komünizm ibaresi çıkırıp taşlandı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilirse, Kuba'nın yeni asasi kanununda komünizm ibaresi bulmaydı. Yeni asasi kanun layihisi de devlet reisiyle yaş çeklemesi koyuluştan başka vazife öteş müddetimi tövelletildi. Yeni asasi kanun layihisi arkalık 1976 yılı Sovet İttifakı devreden kalan asasi kanun bekar kılınıp, siyasi ve iktisadi özgürlüklerine maslaşış ve bir partiyelik tüzümünün kelaçkini kapalatki ilgi kılış maksat kılınıdı. Dostçi Velgesi'nin Türkçe haberde yeni asasi kanunda sosyalist iqtisadi tüzümünün nispeten yumuşatılacağı bildirildi. Devlet Komiteti Başkatibi Homero Acosta hususi mülkçilikke ruhsat kılındığını ve iqtisadi islahatlar dairesi de güllengen küçük tiplik karxanalarının kanunluk salahiyetinin yukarı götürüldüğünü etti. Yeni asasi kanun bilen Komünist Partiyenin rehberliğini kapalat astığı eliş ve komünist cemiyet berpa kılışının ornuğa sosyalizmini tekimi küçeytiş maksat kılındı. Fidel ve Raul Castro akı ufkularının 60 yıllık mutlak hakimiyetininkin küçler tanponluğu tekimi köp ehmiyet veriş meselesi mi asasi kanunu kirgüzülgen bulup, devlet reisinin başka yana hükümet reisi teyillindu. Devlet reisi bunundakin devlet komiteti ve ministerler kengashiga rehberlik kılmaydı. En ali icraiye organı bulgan devlet komitetinin reislik vazifesini parlament başlığı öteydi. Kuba'da yeni asasi kanun bilen devlet reisinin yaş ve vazife öteş müddeti malum derecede çekilindi. Devlet reisi 60 yaştan tövən buludu ve en köp 5 yıldan 2 növet vazife ötüyeneydi.
Hürmet etili huzur görüşler. Şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptüm köp. Rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.